Ve şimdi tekstil sektörüne geçiyoruz. Tekstil sektöründe de özellikle inovasyonu, farklı düşünmeyi, farklı ürünler üretip katma değerli ürünler üretmeye kendisine hedef edinmiş bir üreticimiz. Stüdyoda canlı yayın konuğumuz Şerife Faidelibaş. Safaş Tekstil Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi inovasyon dedik ya. Şimdi Faidelibaş nereden geliyor diye size reklam arasında sordum. Faydalı kelimesinden. Ha, Kesinlikle. demek ki dedelerinizin dedeleri soy ismini seçerken burada bile bir farkındalık yaratmak istemişler. Evet sanırım. Bakın bu da yüzyıllar önce belki inovasyon kokan bir kelime. Kesinlikle. Bizde de genlerden geliyor herhalde. Dediniz ki biz de tekstilde her şeyi üretmeyelim. Yani her şeyi Kesinlikle. yapan bir kuruluş olmak yerine Çok doğru. belli konularda uzmanlaşmış ve en iyi olalım hedeflediniz Kesinlikle. ki bunu seçtiniz. Şimdi ne yaptığınızı bir anlatın bize. Seyircilerimiz önce bir onu bir öğrensin. Tabii ki. Biz Safaş Tekstil olarak ev tekstil sektöründe perdelik kumaş üretimi yapmaktayız. Ama normalin dışında perdelik kumaş üretiyoruz. Fantazi perde diyoruz biz aslında. Değişik iplikler kullanarak makinede bunları kullanmak çok zor. Esasında dokuma makinelerinde değişik şeyler, yeni iplikler kullanmak. Neden? İpliğin yapısı açısından makineyi zorlayabiliyor. Ama biz her zaman sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi farklı olanın peşinde olduk. Hep onun hayalini kurduk. Ve çok şükür ki bugüne kadar da farklı bir şeyler piyasaya sunmayı başardık. Peki şimdi iplik üretmek var, kumaş üretmek var, perde üretmek var, bir de farklı bir perde üretmek var. Evet. Yani perdenin de daha bir değişiğini ve daha bir farklılığını, farklı bir perde üretimini gerçekleştiriyorsunuz. Bunun diğerlerinden farkı ne? Diğerlerinden farkı herkesin kolay kolay yapmaya cesaret edemediği. Çünkü üretiminizi bir yerde kısıtlayabiliyor bu sizin. Çok daha yüksek metrajlar alabilecekken daha az metrajlar almanıza sebep olabiliyor. Ama bunun yanında da katma değeri yüksek ürünler yaptığınız için bunu bir şekilde göze alıyorsunuz. Bir de zaman kaybınız çok fazla olabiliyor yeni bir şey denediğiniz için. Çoğu firma bunu göze alamıyor. Ancak hani yapıldıktan sonra denemeye başlıyorlar ve bu da tabii ki taklit oluyor. Biz de bu noktada şanslıyız diye düşünüyorum. Hani taklit edilmek de güzel bizim açımızdan. Türkiye'de şimdi perde üretmek çok başarılı, perde üreten firmalarımız var ama tabii sürümden kazanmak yolu var. Ama siz dediniz Kesinlikle. ki biz yani az olsun, çok sürümden kazanmayalım ama Kesinlikle. katma değeri yüksek olsun, daha değerli olsun dediniz. Kesinlikle. Peki bunun yani bu böyle çok elle yapılan bir şey olmadığı için ya böyle bir perdeyi yani perde var perde var. Şimdi farklı bir perdeyi üretmek için kullandığınız makinalar da herhalde farklı olmalı. Şöyle son teknoloji biz makineyi çoğaltmak yerine makinalarımızı yenilemeyi tercih ediyoruz açıkçası. Hani tabii ki makinalarımızı da çoğaltıyoruz ama önceliğimiz bizim makinalarımızı yenilemek. Son teknoloji neyse onu kullanabilmek. Çünkü biz dediğim gibi hani farklı şeyler denemeyi sevdiğimiz için makinamızın da buna el veriyor olabilmesi önemli. Aynı zamanda da kalite açısından makinaların yeni olması bizim için önem taşıyor. Dolayısıyla dediğim gibi o ürünleri yapabilmek adına son teknolojiyi mecburen kullanıyoruz. Evet aynı makineler ama son teknolojide biraz daha cesaretle farklı iplikler kullanabilmek. Şimdi Safaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Faydalı Baş'a bir kulak verelim. Tamam. Ali Bey abiniz bu arada. Evet. Değil mi yönetim kurulu başkanınız? Ev tekstilinde olduğu gibi Türk ekonomisinin büyümesi katma değerli ürünler üretmeyle doğrudan ilgili. Bunun sonucunda da markalaşma geliyor. Bakın Safaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Faydalı Baş bu konuyla ilgili neler söylüyor? Çıkış yolumuz bence marka olmak. Yani yapabileceğimiz en iyi şey dünyada marka olmak. Ev tekstilindeyse, ev tekstilinde veya başka iş kollarındaysa onlarda marka olma yolunda ilerlemeliyiz. Onun dışında tek çıkış noktamız da bence marka olmak. Ev tekstilinde iyi durumdayız ve kaliteli ve katma değerli mallar zaten üretiyoruz ama Ar-Ge'yi biraz daha geliştirmek gerekiyor. Yeni tasarımlara yani Ar-Ge'ye inanılmaz yatırımlarımız var. Evet Ali Bey marka olmaktan bahsetti ve çıkış yolunu gösterdi bize. Kesinlikle. Ya siz muhtemelen çıkış yolunu yıllar önce yaptığınız tercihle belirlemiş oldunuz değil mi? Neler yaptınız? Biz son 20 senelik bir firmayız. Bu sektörde aslında yeni denilebilecek bir firmayız. Çok daha genç ve dinamik bir firmayız. Çünkü çok daha uzun yıllardır bu sektörde yer alan rakiplerimiz var. Rakiplerimiz diyebiliyorum çok Tabii. şükür.
Çok farklı olan şeyler yaptık. Markalaşmak da bizim Ali Bey'in de söylediği gibi en büyük hedefimiz. Çünkü günümüz rekabet ortamına baktığınız zaman özellikle dünya piyasalarında rekabet edebilmek istiyorsanız markalaşmak çok önemli. Dolayısıyla biz de Ali Bey'in de söylediği gibi yatırımlarımızı bu noktada yapıyoruz. Hedeflerimizi buna göre oluşturduk ve Ar-Ge'ye inanılmaz, yani ilk kurulduğumuz günden beri esasında Ar-Ge bizim için çok önemli. Farklı olanı, biraz önce de konuştuk bunu, farklı olanı yapmak bizim için çok önemliydi. O yüzden de öncelikli olarak Ar-Ge ve üretime yatırım yapmak en büyük hedeflerimiz. Bu noktada da doğru adımları atarak son tüketiciyle yurt içinde ve yurt dışında buluşabilen bir marka olmayı hedefliyoruz. Madem yurt dışına bahsettiniz, o zaman yurt dışında bu ürettiğiniz katma değeri yüksek perdeleri nerelere gönderiyorsunuz? Hangi ülkelerin evlerindeki bu camlarda asılı bunlar? Aslında dünyanın birçok yerine ihracat yapıyoruz. Ama başta İtalya ve İspanya aslında çok da zor piyasalardır ki trendleri belirleyen piyasalardır, ülkelerdir. Ama biz bu ülkelere de ürünlerimizi satabiliyoruz. Başta dediğim gibi İtalya, İspanya, Amerika, Kanada, Yunanistan, Portekiz, İran, Mısır gibi çeşitli birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Peki fuarlar, Türkiye'de yapılan fuarlara katılıyorsunuz. Hı hı. O en son yapılan Evtex fuarında da bunu gördük. Fuarda yeriniz vardı. Oradaki havayı, atmosferi nasıl değerlendirdiniz siz? Evtex fuarı gerçekten çok başarılı bir fuar. Dünyada Heim Textil Almanya fuarından sonra ikinci gelen bir fuar. Ama bu sene biraz düşüş vardı ziyaretçi katılımında özellikle. Rusya ve Arap ziyaretçilerde büyük bir düşüş gözlemledik. Verimli geçti mi fuar? Evet, verimli geçti. Çünkü Avrupalı reel alıcı çok şükür geldi, ziyaret etti ve fuar verimli geçmesini sağladı. Ama diğer yandan da Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı sanırım Rus ziyaretçilerde ve sebebini bilemediğimiz şekilde Arap ziyaretçilerin sayısında azalma var. Çünkü Orta Doğu'da yaşanan bugünkü gerginlik otomatik olarak ticari hayata da yansıyor diyebiliriz yani. Biz aslında daha böyle hani Suudi kesimi özellikle fuarımızı ziyaret ediyorlar. Onları bekliyorduk ama onları da göremedik. Diğer tarafta tabii ki Orta Doğu'nun içinde bulunduğu kriz muhakkak etkili oluyor. Peki siz gittiğiniz fuarlarda, dünya fuarlarına da katılıyorsunuz. O gittiğiniz fuarlardaki atmosfer nasıl? Mesela bizim oradaki duruşumuz nasıl Türkiye olarak ya da firma olarak sizin duruşunuz? Çok güçlü. Çünkü hani artık Türk firmaları dünyanın neresinde olursa olsun biliniyor ve tercih ediliyor. Çünkü artık kalite çok ön planda. Eğer yaptığınız ürünün arkasında duramıyorsanız kaybetmeye mahkumsunuz bir yerde. Dediğim gibi artık Türk firmaları bunu fark etmiş vaziyette. Bu yüzden de hani Çin sürekli konuşuldu ama çok şükür ki biz kaliteden dolayı güzel bir şekilde Türkiye'yi temsil edebiliyoruz. Yani Avrupalılar gibi kaliteli ama Çinlilere de fiyatta, onlara da böyle onlara da rekabet edebilecek ürünler üretebiliyoruz. Tabii ki. Peki tasarımcı burada çok önemli gibi geliyor bana. Yani buradaki en büyük farklılığınız tasarımcılarınızın yaptığı çalışmalar. Bu anlamda yatırımlarınız nasıl? Yani insana yatırım nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki tasarımcı, dünyamızda çalışan tasarımcı arkadaşlarımız var. Onun dışında firma dışından da, gerekiyorsa yurt dışından da tasarımlar ekliyoruz bünyemize. Ama dediğim gibi hani klasik tasarımların dışında makinede farklı bir şeyler yapabilmek, bizim için farklı ipliklerle bir şeyler yapabilmek en önemlisi. Çünkü bunu herkes tarafından yapılan bir şey olmuyor. Dolayısıyla biz bu noktada makinedeki farklılığa daha ön plana çıkartıyoruz, daha çok eğiliyoruz. Peki önünüzde bir 3-5 sene sonra bir hedef koydunuz mu? İşte şu konularda daha farklılaşalım ya da yeni bir takım sektör içinde ürünlere de yönelelim şeklinde. Geçtiğimiz yıl yaptık yeni yatırımımızı. Dokuma tezgahlarımıza Brode'yi de ekledik. Şu an ürün grubumuza Brode'yi de sokmuş bulunuyoruz. Onun üzerine de farklı neler yapabiliriz? O da bir perde çeşidi değil mi aslında? Kesinlikle. Ama ürün çeşitliliği oluyor. Ürün çeşitliliği açısından. Bu yatırımlarımız da önümüzdeki yıllarda devam edecek. İnşallah farklı ürün gruplarına da gireceğiz. Gene bunun için ayrı bir makine parkına mı ihtiyaç var? Tabii ki. Peki mekan olarak neresi olacak bu? Aynı yerde edebiliyoruz. Yerimiz müsait olduğu için. Peki bu sektörde hep derler ya klasik Türkiye'nin lokomotif sektörleri, işte tekstil sektörü Türkiye'nin vazgeçemediği, hiçbir zaman da vazgeçmemesi gereken sektörlerden bir tanesi. Çünkü istihdam ağırlıklı. Üretim için, aş ve iş için çok önemli. Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Markalaşmayı başarabildiğimiz takdirde gerçekten çok iyi bir yere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Yıllardır Türkiye aslında ev tekstil sektöründe öncüydü ama bugün firmaların dediğim gibi rekabet ortamının da biraz etkisiyle firmaların daha çok değişme ve gelişime
doğru yol alması bizleri daha başarılı kıldı. Bu noktada rekabet inşallah her zaman olmaya devam etsin. Biz de daha başarılı olalım. Şerife Faydeli Baş, efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Safaş Tekstil Yönetim Kurulu üyesi, verdiğiniz bilgiler için. Biz farklı sektörlerde ama farklı ve inovatif ürünler üreten başarı hikayelerini ekranlara getiriyoruz ki az önce de söyledim, en çok ihtiyacımız olan şey bu da Türkiye'de yapılabiliyormuş, bu da üretilebiliyormuş dedirtmek. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine bir farklı ürünle karşınızda olacağız. Farklı üretimle karşınızda olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın efendim.